Kanala yeniden hoş geldiniz. Bugün portföyümde bulunan ve satacağım veya hiç bulunmasını istemediğim coinlerden bahsedeceğim. Bu çok önemli. Belki de altcoin sepetinden daha önemli. İki sebebi var. Birincisi direkt para kaybetmenizi önlemek ki para kaybeden kripto para yatırımcılarının %90'ını kaybetme sebebi saçma sapan projelere yatırım yapmak veya gereğinden fazla tutmak. Sermayeniz her şeyinizdir merminiz gibi. Bittiyse siz de bittiniz. Savaşı kaybettiniz. İkincisi ise buraya yatıracağınız parayı daha iyi projelerde değerlendirmek. Ama elbette günün sonunda teknik analiz yapmayacağım. Aşağıdan yukarı onlarca farklı çizgi çekmeyeceğim. Veya enişten bunları söylemedi. Bu yüzden siz yine de kendi araştırmanızı yapın. CoinMarketCap'te aşağı doğru inelim. Birinci sırada BNB var. BNB bende yok. Zaten almadım. Olsaydı da şu an satardım. Düşüncem bir yıldan fazladır değişmedi. Bakın geçen sene Ocak ayında attığım video. Ama sizi şaşırtacak coinler olabilir. Birinci sırada BNB. Evet Binance'in tokenı var. O zamandan bu zamana fiyatı aynı kaldı ki Bitcoin oradan 4x yaptı. Haklıymışım. Şimdi fikrim değişti mi? Hayır. Neden? Bir merkeziyetsizlik. Aşırı derecede merkezi ve sadece tek bir kişiye bağlı. Tüm varlığı sadece merkezi bir borsaya bağlı. Evet biliyorum katman bir her ne kadar %90'dan fazlası kullanılmasa da üzerinde diyepler merkeziyetsiz uygulamalar var. Ama borsa olmadığı zaman Solana'nın, Avax'ın, Ethereum'un vesaire aksine bu katman bir kimsenin kullanmayacağını biliyoruz. Arzın çok büyük kısmı Binance'in elinde. BNB'nin yaratılma şekli model olarak diyorum, dolandırıcılık demiyorum. Sistem olarak FTX'in coin'i FTT ile aynı. Tüm ağı doğrulayan sadece 21 adet doğrulayıcı var ve bu 21 adet doğrulayıcının hepsi Binance'e ait. Yani Binance istemeden zincir üzerinde kuş bile uçamaz. Blockchain'in burada olma sebebi neydi? Bu anlattıklarım can sıkıcıya ve bu sebepleri zaten bir yıl önce vermiştim. E tüm coinler ne yaptı? Bir de Binance'a bakıyoruz hiçbir şey yapmadı. Bu verdiğim sebeplerde haklıymışım. Daha kötüsünü duymaya hazır mısınız? Şimdi mahkeme kararına göre Binance ve CZ suçlu bulundu. Dediğim gibi direkt suçlu bulundu. Soruşturma falan değil. Neyden suçlu bulundu? Regülasyonları ihlal etme ve kara para aklama. Binance de 4 milyar dolardan fazla ödeyecek. Bu hediye değil. Ceza. Bitti mi? Bitmedi. Anlaşmaya göre 3-5 yıllık bir gözetim programı olacak ve Binance Global'in ABD ile ilişkili olan her işlemi belgesiyle açıklaması istenirse karşı tarafa vermesi gerek. Bu ta Binance global Binance US'ten tamamen ayrışana kadar en ufak detay çözümlenene kadar böyle devam edecek ve bu uf, inanılmaz büyük bir baş ağrısı. Zaten benim verdiğim birinci sebep merkeziyetsizlik ve blockchain ile alakalı olma benim almamam veya bir şekilde hata yaptıysam satmam için yeterli sebep ama bu gelişen bahsettiğim olaylar çok büyük problemler. Tüm bu olayları göz önünde bulundurduğumuzda nasıl bir yıl önce söylediysen ve bir yılda ilk yüzdeki coinler arasında en kötü performans sergilen birkaç coinden biri olduysa fikrim aynı. Binance çok büyük, hala çok büyük ve bir süre daha büyük olmaya devam edecek. Bu yüzden BNB ilk onda kalabilir ama Bitcoin ve Ethereum'dan daha iyi performans göstereceğini düşünmüyorum. 2- Burada tek bir coin olmayacak bir sürü coin var. Şimdi Türkçesiyle BRC20 coinleri Bitcoin blockchain'i üzerinde NFT gibi varlıkların oluşturulmasını ve transfer edilmesini sağlayan yeni bir token standartı deneyi. Kimin aklına böyle bir şey geldiyse emeğine sağlık. Aklına sağlık ama bir daha olmasın. Bitcoin'de akıllı sözleşmeler yok. Olmamalı, olmayacak. Çünkü Bitcoin bir şirket değil. Bu yüzden Ethereum, Avax, Solana vesaire bu tarz teknoloji şirketleriyle rekabet etmemeli. Bitcoin bambaşka bir yerde. Bitcoin çok merkeziyetsiz, çok güvenli. Çok sade, bu yüzden çok ilkel. İşte bu yüzden değerli. Bitcoin ekibi olan bir proje veya bir şirket değil. Bu yüzden herhangi bir politik görüşe sahip değil. Herhangi bir dini inancı yok. Sevdiği sevmediği ülkeler yok. İşe birini almıyor. Bitcoin, bunu her zaman söylüyorum. Fanus düşünün, altcoinler de dahil Bitcoin buranın dışında. Bu yüzden BRC20 tokenları anlamsız ki zaten bir işlevi yok. Çünkü Bitcoin üzerinde akıllı sözleşmeler yok. Yani sadece para gönderimi vesaire yapılabilir. O da ilk aşamalarında. Bu gördüklerinizden çoğunun hiçbir kullanımı yok. Hiçbir uygulama yok. Çoğu şaka tokenı, meme token, shitcoin. Bu piyasa değerlerine getirenler, parayı vurmak isteyenler, hiçbir bilgisi olmayan kesin bu yüzden balon sünecek. Başta hiç almazdım elbette ama ben de olsa bir hata yapmış olsam satardım. Sırada katman var. Bunlardan bazıları Ethereum Killer olarak çıkmış. Sonra birkaç yıl boyunca Ölü zincir olmaya doğru gitmişler. Bazıları şu anda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama Ethereum'a baktığımız zaman çok gerideler. Şimdi Phantom. A'da aktivite yok. Kullanım yok. EOS vardı bir de. O da öyle. Aptos hakkında ne düşündüğümü biliyorsunuz. Çoğu katman bir hakkında pek olumlu düşünmüyorum. Algorand. İnjektif farklı. Kendilerini tek bir alana odakladılar. Bu da finans. Türev varlıklar. Bizim bu ekosistemde merkeziyetsiz borsaları kullanmamızdaki ve bunların daha ölçeklenebilir olmasındaki en büyük engel likidite problemini çözüyorlar. Çünkü hepsinin emir defterini kendinde buluşturuyor. Ve bunun karşılığında çok iyi bir token kullanım mekanizması yaratmışlar. Zaten blockchain olduğu için işlem ücreti alınıyor ve bu verdiği hizmeti kullanan merkeziyetsiz borsalardan bir nevi haraç kesiyor. Bunun hepsini almıyor. %60 olması lazım. İşlem ücreti olarak alınan injective tokenlerin %60'ını yakıyor. Oluyor mu? Oluyor. Çünkü kullanılıyor. Diğer katman birlerden kendilerini bayağı ayrıştırdılar. Bunun dışında katman bir elbette birkaç tane daha iyi var. Ama favori sektörüm değil. Elbette bu ada tutanlar iyi işler çıkarabilirler. Ama dediğim gibi favori sektörüm değil. Çünkü Ethereum var. Hem de paramı değerlendirmek istediğim çok daha başka gelecek vaat eden sektörler var. Bir sonraki yine coin değil. Sektör. Coinler. Hangi coinler? Gördüğünüz gibi shit coinler. Şimdi bu sektörle kripto türevleri, sentetik varlıklar, katman bir veya yapay zeka. Bakın bu ve bunun gibi sektörlerde servet yaratıldı. Ama sadece birkaç kişi için değil, on binlerce insan için. Ama diğer tarafta, shitcoinlerde proje çıkaranlar ve etrafındaki birkaç kişi. Peki nasıl yaptılar? Injectiv gibi sabah akşam mesai yapıp, DeFi'nin en büyük problemlerinden birini çözerek mi? Solana gibi onlarca insan işi alıp kullanıcı deneyimini bir sonraki seviyeye geçirerek mi? Illuvium gibi mühendisleri işe alıp en iyi oyunu inşa etmeye çalışarak mı? BitTensor gibi herkesin inşa edebileceği merkeziyetsiz yapay zeka projesi yaratarak mı? Hayır. Hiçbiri değil. İnsanlara çok kolay zengin olacaklarını, parayı vuracaklarını inandırarak yakın çevresi dışında kazanan yok mu? Var. Elbette var. 100 binde 1 iki. O da zaten haberlere çıkıyor. 500 dolarla girdi, 10 milyar yaptı diye görüyorsunuz. Aynı Milli Piyango'da On milyonlarca bilet satılmasına rağmen sadece 2-3 kişiye çıkmasına rağmen. Burayı kovalayanlar aynı milli piyango kovaladığı gibi hayatı boyunca kovalayacak ama günün sonunda hiçbir şey elde edemeyecek. Elbette bunu ben söylemiyorum. Rakamlar söylüyor. Matematiğini yaptığınızda herhalde bir böyle 100 bin yıl falan yaşasanız iyi şansınız olur. Zengin olma ihtimalinizi buna mı bırakıyorsunuz? evetse hay hay. Biliyorum kanalı takip edenler başka şansım yok. Bir kere geldiğim bu dünyada 100 binde birlik ihtimali kovalamam. İşimi şansa bırakmam diyorlar. Merak etmeyin o yüzden buradayım. Peki neden herkes shitcoin'lerin şaka tokunlarının devasa kazandırdığını düşünüyor? Bundan daha önce bahsetmiştim. Psikolojide bunun adı hayatta kalma yanılgısı. Örneğin kaliteli projelerde çok kişi, on binlerce kişi, yüz binlerce kişi çok kazanırken shitcoin'lerde sadece birkaç kişi ama inanılmaz rakamlar. Bu yüzden her yerde haberler yayınlattırılıyor. Yayınlanmıyor. Yayınlattırılıyor. İnşallah o kadar iyi niyetli değilsin. Yayınlattırılıyor. Çünkü o haber platformları medya şirketleri de insanların o tokunda zengin olacağını düşünmesini istiyor. İşte 500 dolar yatırdı 3 milyar dolar oldu artık milyarder. İnsanlar da sanıyor ki şaka token'larında çok para var. 500 dolar adamı milyarder yapmış. Diğerlerini salla demek ki para burada. Bravo başardılar kitleyi buraya çektiler. İşte bu bahsettiğim hayatta kalma yanılgısı yüzünden buranın zengin olmak için doğru yer asıl yer olduğunu düşünüyorlar. Oysa ki proje sahiplerini dolandırıcıları zengin etme yeri aksine buraya sürekli insanların geldiğini shitcoinlerden parayı kırdığını düşünüyorlar. Çünkü hayatta kalma yanılgısı. Hayatta kalanlara odaklanıyorlar. İşte bunun literatürdeki adı survivorship bias. Bu nereden geliyor? İkinci Dünya Savaşı sırasında bomba uçaklarımız düşmesin. Bunun için bir strateji geliştirelim. Bunu da uçaklarda mermilerin en çok isabet ettiği yerleri geliştirerek yapalım diyorlar. Dönen uçaklarda en çok isabet eden yerleri güçlendirirsek bir sorun kalmaz diyorlar. Ama matematikçi Abraham Wald geliyor diyor ki durun ne yapıyorsunuz? Aksine buralardan vurulup dönüyorlarsa <laughs> demek ki düşmemişler. Buralar en iyi yerlerdir. En çok vurulan yerleri değil. Bakın sorunu anlamamız için düşen uçaklara bakmamız lazım. Dönenlere değil. Dönenler buralarından hiç isabet almamış. Demek ki alsaydı burada olmayacaktı. Yanlış yere odaklanıyoruz. Bu yüzden düşen uçaklara bakmalıyız demiş ve sorunu çözmüş. Veya hayata kalmayın algısına başka bir örnek bir sektör düşünün. O sektörde 100 adet proje var. Bunlardan biri büyüyor. Ama ne büyüme? Milyarlarca dolar büyüklüğe ulaşıyor. Dünyanın en büyük şirketlerinden biri. Ama diğer geriye kalan 99'u batmış. Fakat insanlar hayatta kalma yanılgısından dolayı o tek bir şirkete bakıp bu sektörde inanılmaz para var. İş kuracaksan bu sektörde kurmalısın. Bak ne kadar büyüdü burada iş yapacaksın derler. Shitcoin'lerde de durum bu. İyi projelerden 6'sı 7'si başarısız olurken şaka coinlerinde 10.000 adet projeden 9.998'i başarısız oluyor. İnsanlar da o samanlığın içinde iğneyi görüp veya kazanan tek bir kişiyi görüp buranın devasa kazandırdığını düşünüyorlar. Genelde zaten insanlar böyle yerlere pump'tan sonra girerler. Pump'tan önce girdiği zaman zaten başarısız olacağı için Coinmarketcap'te market binlerce sayfa var. Shitcoin ile alakalı. Zaten orası dediğim gibi samanlıkta iğne aramak gibi. Bu yüzden biraz da konuşulduğu için hali hazırda pump olana girerler. Ama bu tarz coinlerin grafiği böyle gözükürken olup bitmişken kaliteli değer yaratan projeler inişli çıkışlı sürekli yukarıya doğru giderler. Bunlar da uzun vadede, bakın parantez içi uzun vadede zengin olmak çok çok daha kolaydır. Sadece Apple tek başına bir şirket dünyada on binlerce insanı emekli etmiştir. Ve kurulduktan 15 yıl sonra bir sürü ürüne sahipken çok kişinin geç dediği bir yerden sonra bile yüzde on binlerce kazandırıp büyük kitleleri emekli etmiştir. Buna benzer son 1-1,5 bir, bir yılda 2-3 tane daha video yapmıştım. BNB dahil Aptos dahil, EOS dahil, Exinfinity dahil, FTX coin'i dahil ve diğer sayamadıklarım. Şu ana kadar hem dinleyenler paralarını korudu hem de sermayelerini farklı yerlerde değerlendirip bir de üstüne para kazandılar. Başka eklemek istediğiniz, aldığınızda pişman olduğunuz hatta sizin yanıltan coin'ler varsa yorum olarak bırakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sosyal medya hesaplarım aşağıda. Değer yaratmaya devam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.